Merhaba, ben Deniz. Ağabey'e doğru giderken mükemmel bir yer keşfettik tesadüfen tamamen. Burası kamp için, günübirlik gelip böyle piknik ya da mangal yapabilmek için ailece gerçekten muazzam bir yer. Bayıldım. Bulduğumuz konum da harikaydı. Bugün bizim için çok keyifli geçti. Ben de bunu kısa da olsa sizlerle paylaşmak istiyorum. Şöyle göstereceğim etrafı. Eğer İstanbul'da böyle herkesten gizlice bir yere gidip uzaklaşıp sakin bir yerde kamp yapmak ya da böyle ailece piknik, mangal yapmak istiyorsanız mutlaka burayı değerlendirmelisiniz. Bakar mısınız ne kadar güzel. Şimdi yürüdükçe şu yolu da sizlere göstereceğim. Şu sağ tarafım hemen yol. Alt taraf ise şöyle durgun bir gölet var. Şuradan ilerliyorum ve bizim durduğumuz yere doğru ulaşmış olacağız. Bir 50 metre sonra. Bakın ne kadar güzel, harika. Yani yazın gelip şurada bile, yani şuralarda bile oturabilirsiniz. Sandalyenizi alıp burada mangal yapabilirsiniz ya da kamp da kurabilirsiniz. Muazzam bir yer. Tamamen doğayla içesiniz. Bilmiyorum şu anda böyle kuşların seslerini de duyuyor musunuz ama muhteşem. Başka bir şey söylemeye gerek yok. Görüyorsunuz. Buraya İstanbul'un Anadolu yakasına yaklaşık 1 saatte gelebilirsiniz. Böyle yavaş yavaş 1 saat, 1,5 saatte geldik ama yavaş yavaş geldik. Böyle köylere baka baka. Sonunda burayı tesadüfen gördük. Harika bir yer. Dediğim gibi kamp kurmak isteyenler, hani tabii ki bu çevrede var. Esenceli köyü var, Hacılı köyü var, Darlık Barajı var vesaire ki buraya da yakınlar ama burası bambaşka. Kesinlikle öneririm. Ben geldiğimde zaten ilk başta şurada 2 tane karavan vardı. Onlar yavaş yavaş birkaç gün konaklayıp yola düştüler. Bizim kamp kurduğumuz yer şurası. Bakın bu kadar muazzam bir yer. Karşısı da var. Yani karşıya nasıl geçmişler bilmiyorum. Muhtemelen arka taraflardan bir yol şuraya iniyor. Karşı tarafta da şu anda kamp kuranlar var. Ama yolunu henüz çözemedim. Bu arada ben buranın konumunu videonun açıklama kısmına bırakacağım. Oradan rahatlıkla gelebilirsiniz. Kamp kurduğumuz yer şurasıydı tam olarak. Bakın şimdi başkaları geldi. Kesinlikle muazzam bir yer. VIP bir yer. Manzara harika. Doğaya bakar mısınız? Muhteşem. Ben buraya bayıldım. İstanbul'da olanlar mutlaka buraya gelsinler. Bu arada o mekan hemen şurası, yani yol kenarında. Aklınıza bulunsun. Şu yolu görürseniz hemen durun, arabanızı park edin. Tabii bugün bayram olduğu için belki biraz kalabalık gelmiş olabilir. Şurası derenin gölet olduğu noktalar. Oradan dere akıyor, şu şekilde ilerliyor. Şu dere kenarından da yürüyüş yapabiliyor musunuz? Birazdan deneyeceğiz. Ama göreceğiniz manzara şu. Harika bir doğa. Başka bir şey yok. Biz buraya geldiğimizde 2 tane karavan vardı. Yerlerini bize bırakıp gittiler. Çok güzel bir noktayı kaptık. Az önce göstermiştim. Bu arada birkaç kilometre ötede Tekeköy var. Hani belki alışveriş yapmak isterseniz yakındır diye düşünüyorum. Telefon çekiyor mu? Kısmen çekiyor. Bazen de böyle silah atışları yapıyorlar. Tabii bugün bayram, kalabalık buralar. İnternet çok çok az çekiyor. Hatta çekmiyor desem yeridir. Bazen yürüyünce böyle ara ara mesaj geliyor. Ara ara gelip gidiyor. Ama telefon, yani konuşma anlamında da herhalde bir yerlerden iletişim kurarsınız diye düşünüyorum. Yani internette ama tamamen çekmiyor. Bunu da bilmek önemli. Şöyle bulunduğum yeri komple sizlere göstereyim. Bakar mısınız, kendimi Karadeniz'de hissediyorum şu anda. Harika. Yürüme devam. Papatyalar. Doğanın bin bir halini görmek mümkün. Özlemişim, çocukluğumda kaldı İstanbul'da bu papatyaları, artık göremez olduk. Birden böyle kendi çocukluğuma doğru gitmiş oldum. Şöyle yakından da göstereyim. Dediğim gibi konumu ben videonun yorum kısmına bırakacağım. Mutlaka tıklayın, ona göre gelin ama tarif etmek gerekirse de İstanbul'dan böyle Anadolu yakasından Şile'ye doğru gittiğiniz zaman Ağva yoluna sapıyorsunuz. 3-5 kilometre sonra burası geliyor. Tabii o yolda muazzam. Yani Ağva'ya giden yol muazzam. Kenarına belki bunun gibi başka güzellikler de keşfedebilirsiniz. Ama burası tam olarak Ağva yolunun kenarında kalıyor. Burayı neden özellikle paylaşıyorum? Çünkü genelde Esenceli, işte Hacılı Köyü, Darlık Barajı, Kurt Doğmuş Köyü vesaire buralar keşfedildi artık. Belki de kamp anlamında kalabalık oluyordur. Böyle farklı yerlere gelmek lazım. Farklı yerleri keşfetmek lazım. Burası bu anlamda muazzam. O yüzden böyle kamp severlere ya da günübirlik mangal yapıp böyle doğayla işçi olmak isteyenlere burayı tavsiye ediyorum. Şimdi bir yol buldum. Şu yukarı doğru tırmanalım. Bakalım bizi neler bekliyor. Takipte kalın. Yürüdüğüm yol şu şekilde. Muhteşem.
Evet, biz buraya tırmana duralım. Ben de biraz daha etrafı sizlere göstereyim. Muazzam. Çok övdüm ama çok güzel, ne yapayım? Şöyle patikadan çıkıyorum. Beni karşılayan manzara şu. Vallahi yürüyorum. Bakalım nereye kadar gideceğiz. Bu yol bizi nereye getirecek? Bu arada bakın. Şöyle göstereyim. Şuralarda da araçlar var. Demek ki oralarda da güzel kamp alanları mevcut. İşte şu derenin sol tarafından yürüyebilirsek muhtemelen o taraflara doğru da gidebilirdik. Bu arada yukarı doğru tırmandık ama burası da muazzammış. Bakın yol da geçiyor. Yani araçla da gelebiliyorsunuz. Harika bir yer. Şu ağaçların altı var ya, böyle kamp yapmak için, piknik yapmak için muazzam. Ben buranın da mutlaka konumunu atacağım. Yani ikinci nokta Yüksektepe diye paylaşacağım açıklama kısmında. Bence burası daha efsane. Çok hoşuma gitti. Neden? Şimdi manzarayı göstereceğim. Bakın şöyle ağaçların altından gidiyorum. Buraya gelip kamp kurduğunuzda ya da piknik yapmaya gelirsiniz, artık hangisi sizin tarafınızdan tercih edilirse. Bakın şöyle manzarayı göstereyim. Tabii büyük bir sıkıntı. Bayağı motosikletliler var burada. Hatta dernekleri vardı. İleride gördüm. Şöyle biraz da yaklaşıyorum. Bakıyorum, yaklaşıyorum. Şöyle bakar mısınız? Manzara şöyle. Yani gelip burada kamp kurduğunuzda ya da ailece gelip piknik yaptığınızda göreceğiniz manzara şu. Muazzam bir şey. Hatta şöyle daha geniş bir açıda göstereyim. Şu. Her taraf bu arada ağaçlık. Yani yazında geldiğiniz zaman muhtemelen gölge olacaktır. Şöyle. Harika ya. Biliyorsunuz bazen tesadüfen gidilen, rastgele keşfedilen yerler daha güzel olur. Burası tam olarak bunun bir tanımı oldu benim için. Sizler için de umarım böyle olur. Umarım geldiğiniz zaman sizler de burayı beğenirsiniz. Dediğim gibi kimseye de söylemeyin. Aramızda kalsın. Bir siz bir de ben bileyim, ne olur. Yani görüyorsunuz, daha fazla anlatmaya gerek yok. Hepimiz buraya bayıldık. Yani burayı çok övdüm Kadir. Sence haksız mıyım? Sen ne düşünüyorsun? Kesinlikle haklısın. Değil mi? Hatta şuraya geldikten sonra, şu konumu gördükten sonra biz neden suyun kenarında durmuşuz, orada neden piknik yaptık diye. Şu anda bir pişmanlığımız var ama evet. En kısa sürede buraya gelip kamp yapmak için, yani birkaç gün konaklamak için şu anda plan yapıyoruz. Gerçekten muazzam. Sence? Ben de katılıyorum. Gayet harika. Mükemmel. Dilan sen gel. Sen gel. Ben de geleyim. Sen beğendin mi? Sence nasıl buralar? Ben de beğendim. Bence burada gayet piknik güzel olur. Peki en çok neyini beğendin buranın? Ne bileyim, bu dağın üstü çok güzelmiş. Evet. Ama uçurumdan bakınca çok fazla yüksekteymiş gibi hissediyorum. Değil mi? Çadırda yatıp zaten da buradan yuvarlanmayalım sakın ha. Yok. Şuraya çadır olsa, şurada da bir tane ateş kursak. Oo, sen böyle şuraya da mangalımızı yaptık mı? Keyfe bak. Bak hayatı çadırın biliyorsun. Çadırın içinde. Hayatı biliyorsun. Hayatı yaşamayı biliyor işte bu kız. Bak ne güzel. Kediler de var değil mi? Yalnız burası çok güzel çiçek kokuyor. Çok güzel çiçek kokuyor. Fena kesinlikle. Kokuyor. Çok güzel. Yani doğanın kokusunu alabiliyorsunuz. O yüzden bir kez daha tavsiye ediyorum. Mutlaka gelin ama dediğim gibi bir siz biliyorsunuz, bir ben biliyorum. Baş kimse bilmiyor. Aramızda kalsın. O az önce gösterdiğim yere gelmeniz için tam olarak buradan dönüş yapmanız lazım. Yani şu Ava yolu üzerine giderken şu görüntüyü unutmayın. Hemen buradan sol yapıp yukarı doğru çıkabilirsiniz. Evet, bu tesadüfen keşfettiğimiz muhteşem yeri sizlere bu videoda anlatmaya çalıştım. Konumu da belirttim. Ve böylelikle sizlerin de böyle İstanbul'a gidebilecek yeni yerler keşfetmenizi istedim. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Şöyle kendimi daha büyük bir açıdan alayım. Umarım bu video sizler için faydalı olacaktır. Eğer videomuzu beğendiyseniz ne yapıyorsunuz? Kanalıma mutlaka abone ol tuşuna basıyorsunuz. Ve düşüncelerinizi yorum olarak benimle paylaşıyorsunuz. Bir sonraki videoda tekrar görüşürüz. Şimdilik hoşça kal.